Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, evet, yaklaşık bir aydır ders okumuyorduk. Bu koronadan dolayı bir korona bize de uğradı. Elhamdülillah. Gayet kolay bir şekilde atlattık elhamdülillah, aşı olmamamıza rağmen. Tabii biraz etkiledi bizi. Bu bir ay derslerden geri kaldık değil mi Furkan kardeş? Peki şimdi arkadaşlar, yeni başlayacağımız kitap mantıkla alakalı. Daha önce Muğni Tullab'ı okuduk. İsa Hoca üzerine. Şimdi de yine İsa Hoca üzerine normalde Doğu medreselerinde Kavlu Ahmet diyorlar ama şu başlığı gördüğümüz zaman Kavlu Ahmet değildir, Kul Ahmet okumamız daha doğru olur. Tabii mantık arkadaşlar, ya okun, yani okumamız şey midir, yani lazım mıdır, elzem midir? Daha önemli ilimler var mıdır, yok mudur tartışılır. Ancak bir ilim talebesi isek bizim okumamız lazım. Yani daha önce Osmanlı medreselerinde okunmuş, bizim de okumamız lazım. Çünkü mantık beyni çalıştırır, jimnastik yaptırır beyne. Beyne ne kadar jimnastik yaparsak, yaptırırsak o denli zinde ve formda olur. Ki talebenin zaten bir beyni var, onun da çalışması lazım. Çalıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Tabii kitaba baktığımız zaman bu Kul Ahmet hakkında pek bir bilgi, malumat yoktur. Ama araştırmak isteyen arkadaşlar araştırabilirler. Biz de eğer bir malumat görürsek zaten derslerin bulunmuş olduğu sayfaya ekleriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Mukaddimetul Allameti Şihabiddin Kul Ahmet. Oldu mu Furkan? Orayı Kul Ahmet diye okuyacağız yani. Burada evet, Şihabuddin Kul Ahmet Efendi'nin, merhum, Allah-u Teala Hazretleri kendisine rahmet eylesin, şefaatine bizleri de nail eylesin. Çünkü talebesiyiz, kitabını okuyoruz. Aramızda bir bağ oluşuyor. Talebe-hoca ilişkisinden dolayı öbür tarafta kendisinden bize yardımcı olmasını bekleriz. Allah-u Teala Hazretlerinden de Şihabuddin Kul Ahmet'e aktarmış olduğu ilimden, feyizden, bereketten bizleri de mahrum etmemesini temenni ederiz. Hamden leke Allahümme. Tabii cümle-i fiiliyedir. Hamden mastardır. Onu nasb eden fiil hamidtu hamden yahut da ahmedu hamden leke, sana hamd ederiz. Allahümme, ey Allah'ım. Burada hem hitap sıgasını kullanmış, yani Cenab-ı Hak görür gibi ihsan mertebesinde veya Cenab-ı Hak açısından Allah bizi görüyor. Allahümme derken de orada gayb sırası kullanmış. Bizler Cenab-ı Hakk'a işlediğimiz günahlarla bulunmuş olduğumuz ortam gereğince Cenab-ı Hak'tan fersah fersah uzaktayız gibi algılıyoruz. Peki hamden leke Allahümme ne üzerine hamd ediyoruz? Alama ala şeyin ala şeyin menahte,
bihi aleyye. Yani bana vermiş olduğun şeylerden dolayı sana hamd ediyoruz. O da neden? Mayı beyan ediyor. Min ma'arifil efadili. Efadil eftalin cemisi diyor. Değil mi şey Furkan? En iyisiyle. Eftalin cemisi. Böyle eftal kişilerin bilgilerini, malumatını bana da verdiğin için sana hamd ediyorum. Değil mi? Evet. Ve şükran leke, yine Allah-u Teala Hazretlerine, tabii ki burada geride hamd dedi ama nimet üzerine hamd ettiği zaman direktmen şükür oluyor. Burada da serahaten ve şükran leke ala ma menente bihi ve şükran leke ya Rabbi sana eşkuru şükran ya da şekertu şükran leke sana şükrederim neyin üzerine neyin mukabilinde sana şükrederim ala ma o şeyler üzerine ki menente bihi ne yapmışsın bana o şeyleri vermekle beni minnet altına koymuşsun. O da neden? Min zevarifil fevadili. Min zevarifil fevadili. Zevarif fevadile izafesi min idafeti sıfati ilel mevsufi yani minel mezaya essaileti. Bana böyle başkasına akacak olan ki ilimdir. Başkasına benden de başkasına böyle akacak olan ilimdir. Onu bana verdiğin için sana o ilmi bana vererekten benim minnetin altına aldığın için sana şükrediyorum Allah'ım. Yani ma'arifül efadil orada o ma'arifül efadil yukarıdaki akıcı olmayan, başkasına sirayet etmeyen, alttaki ise başkasına ne yapan? Sirayet eden. Değil mi? Çünkü ilim bazı kişilere özgün ilimler olabilir veyahut da alttakini de şöyle yorumlarız. İlim talebeler, talebe hoca veyahut da talebeler veyahut da hocalar arasında tartışmayla, müzakere etmeyle, paylaşmayla ne olur? Birinden diğerine sirayet eder. Oldu mu Furkan? Burada ne diyor aşağıda? وَالْاَفَادِلُ جَمْءُ الْاَفْضَلِ وَهِيَ اَزَّائِدُ عَلَى الْغَيْرِ değil mi? O da neden? مِنَ الْكَمَالِ وَمِنَ الْكَمَالِ mesela yani diyelim ki زَيْدٌ اَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍ Zeyd Amr'dan daha nedir? Faziletlidir, üstündür. وَالْفَوَادِلُ جَمْءُ فَادِلَةٍ وَهِيَ النِّعْمَةُ الْمُتَعَدِّيَةُ yani böyle başkasına geçen nimet. وَالْاِدَافَةُ بَيَانِيَّةٌ buradaki izafet, izafeyi beyaniyedir. Yani زَوَارِفُ الْاَوَادِلِ فَالْمَعْنَى مِنَ النِّعَمِ الْمُتَزَايِدَةِ yani böyle artan nimetler manasında. وَصَلَاتًا وَسَلَامًا salat ve selam evet ala nebiyyike en nebihi değil mi? Neyse. Efendim? Evet. Ne manasında? Soylu, dikkatçi, seçkin. Nebihi. Değil mi? Yani neyse. Salat ve selam kimin üzerine olsun? Senin nebinin üzerine olsun ki en nebihi. Evet.
Yani o nebi de nedir? En nebi ki. Hangi manaları verdin şey? Nebi gün. Nebi ki o normal peygamber manasında. En nebi ise soylu, dikkat çeken, seçkin. Yani o nebi ki nebidir. Soyludur, dikkat çekendir, seçkindir. Evet. Eyvallah. Atfı beyan olarak Muhammed'in, yani Seyyidine Muhammed'in aleyhissalatü vesselam, aleyhisselam, o nebiden atfı beyan kimdir? Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Evet. Muhammed'in aleyhisselam, o Muhammed aleyhissalatü vesselam ki emselil efadili. Emselil efadili. Emselil efadili ne diyor da? Vel emselu el eşbehu. Değil mi? Yani eşbeh ne demek yani? En çok benzeyen. Vel a'delu. En böyle orta yollu. Yani emselil efadili. Efadil burada gerideki manayı mı verelim şey? Yoksa ya şimdi o şimdi o fevadile biz şey dedik. Hani müteaddi olan nimetler, müteaddi olmayan nimetler feda iseydi. Ben öyle hatırlıyorum. O efadil ise başka. En faziletli olandan manasında. O bu nimet burada, değil yani. Buradaki ama tabii buradaki eftaldan kimleri tutacağız? Peygamberleri yani. Elisele, aynen. Çünkü Hazreti Peygamber'i burada normal insanlarla değil, peygamberlerle burada ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Emselil efadili, yani o peygamberlerin içerisindeki en adel olan, değil mi? Evet, daha ve eftalil emasili, o az önce birbirine benzettiğimiz peygamberlerin içerisinde de en faziletli olandır. Ve ala alihi, daha kim üzerine yani şey yapıyoruz burada, salat selam değil mi getiriyoruz, ve ala alihi, ehli beyti üzerine olsun. Ve orayı nasıl okuyoruz? Zeveyhi, değil mi? Burada tabii ki zeveyh zu kelimesinin, yani normalde zu kelimesi damire bir de aleme izafe edilmez. Burada damire izafe etmiştir. Normalde ismimiz cinse izafe edilir. Ve ala alihi ve ashabihi demek normalde yani. Peygamber Efendimiz'in ehli beytine ve ashabına olsun ki el men'uteyni, o ehli beyt ve ashab ki sıfatlanmışlar, vasıflanmışlar bi husnü şemaili. Yani böyle onların neyi vardır böyle? Şemailleri güzeldir. Ve keremil hasaili, bir de özellikleri de böyle kerem, kerim. Böyle Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ehli beyti ve onun arkadaşlarının şemail, ne manasını verelim Furkan? Şemail. Ben size daha hani şemaili zahiri güzellik, hasaili de batini güzellik olarak aldım ama yani hüsnü şemail biri zahiri güzellik, öbürü de batini güzellik. Yani hem dış yapıları olsun, iç dünyaları olsun veyahut da dış dünyaları olsun, güzel vasıflarla, güzel vasıflardır süslenmişlerdir. Oldu mu Furkan kardeş? Beni sevdim. Peki bugün burada bununla iktifa edelim. Olur sevdim. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam ederiz.